Merhabalar sevgili Scroll TV izleyenleri. Bugün yine bir Hırdavat bölümüyle karşınızdayız. Ben Melih Bilgin. Yanımızda her zaman olduğu gibi Ali Yavuz Şahin var. Evet. Merhaba Melih. Bugün ilginç bir ürünle beraberiz. Her zaman ilginç ürünleri inceliyoruz ama bugünkü ürünümüz biraz daha farklı. Bugün HP'nin Envy 14 Beats Edition adını verdiği özel bir sürüm. Dizüstü bilgisayarını yakından tanıyacağız. Geçtiğimiz günlerde kutusundan çıkartmıştık ürünü. Evet, bir unboxing yapmıştık. Önce, evet. Bu birkaç günde ürünü inceleme fırsatımız oldu. Çok değişik özellikleri olan bir ürün. Hem tasarım açısından, hem içerdiği yazılım açısından, hem de donanım açısından. Öncelikle istersen ürünün biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Ürün 14,5 inç ekrana sahip. Bu genelde alışmadığımız bir ekran tarzı. Normalde 14, 15, 15.6 ve 16'nın üzerine çıkıyor ekranlar biliyorsun. Bu 14,5 inç çok farklı bir ekran türü. HP bunu özel bir sürümle beraber sunması da ilgi çekici aslında. Beats Edition adı nereden geliyor? Biraz da ondan bahsedelim istersen. Dr. Dre adında bir sanatçı var. Amerika'da rapçi. Genelde 50 Cent gibi, Eminem gibi şarkıcılara aynı zamanda direktörlük de yapıyor. Bununla beraber, bu kişiyle beraber HP bir araya gelmiş ve yeni bir ses yongası geliştirmişler. Ses teknolojisi geliştirmişler. Ve bu ses teknolojisi sayesinde bu bilgisayardan alınan verim, ses verimi daha üst düzeylere çıkıyor. Bunu aynı zamanda DJ kabinlerinde gördüğün bilgisayarlar oluyor genelde. Orada da kullanabiliyorsun çok rahat. Bu Beats Edition özellikle Beats kulaklığıyla beraber gelmesini beklerdik biz. Beats kulaklığını da yakından görmüştük ama ne yazık ki kutunun içinden çıkmıyor. Bunun başlıca sebebi ürünün fiyatının yüksek olması ve Beats kulaklığının da fiyatının yaklaşık da $500 civarında olması. HP bu ürünle beraber kulaklığı vermemiş ki biraz daha fiyatı düşük olsun diye. Ama bu ürünü aldığınız zaman tabii Beats Edition sürümü kulaklığı da almanızı tavsiye ediyoruz. Ürünün hemen teknik özelliklerine bakalım. Dediğim gibi Core i7 işlemcisi var. 4 çekirdekli. Hypertraining özelliği olduğu için yeni Sandbridge yongalarının bu sayede 8 çekirdekli bir işlem hacmine sahip oluyor işlemci. Onun yanı sıra 8 GB belleği var bu bilgisayarın. Bu da genelde video editing ve resim editleme yazılımları çalışacaksan çok önemli. Bellek yüksek olması gerekiyor. Ürünün ekran kartı da oldukça iyi. ATI'nin 6630M adındaki ekran kartı kullanılıyor. Bu ekran kartı sayesinde zaten günümüzde oynanan tüm oyunları bu bilgisayar üzerinde çok kolaylıkla oynayabiliyorsun. Tasarımından istersen bahsedelim. Hemen ürün ön tarafında şurada gördüğün gibi Beats logosunu görüyoruz. Bu bilgisayarın Beats Edition olduğunun ilk göstergesi aslında. Hemen içeride de yine gördüğün gibi klavyenin B tuşunun üstünde Beats logosu var. Şuradan hemen göstereyim sana. Fn tuşu da bu B'ye bastığın zaman bu bilgisayarın Beats özelliği kapanıyor. Beats özelliği de nasıl çalışıyor bu bilgisayarın? Hemen onu göstereyim sana. Beats özelliğini ekstra ses çıkışıyla beraber şurada gördüğün gibi HP sunmuş. Normal ses çıkışı bulunuyor. Burada USB girişlerinin yan tarafında. Hemen yan tarafında da Beats kulaklığı işaretini görüyorsun. Buradan Beats kulaklığını taktığın zaman aynı zamanda Beats kulaklığın mikrofonu kullanabiliyorsun. Hı hı. Ekstra bir mikrofon çıkışı yok. Bu üzücü ama Beats kulaklığının üzerindeki mikrofonu kullanabilirsin bilgisayara ses girişi sağlamak için. Kullandığın zaman kulaklığı Beats Edition üzerinden kullandığın zaman tabi bu Beats Edition destekli kulaklığı kullanman gerekiyor. Normal kulaklıklar bu girişten çalışmıyor. Yan taraftaki normal girişten çalışacaksın. Sesler daha kaliteli ve daha doygun çıkıyor. İçerisinde tabi Beats Edition'ın özel geliştirdiği bir yonga var. Bu yonga sayesinde sesleri bu şekilde alıyoruz. Bu FN B özelliği de yine o yongayı devreye alıp ya da devreden çıkartmak için yerleştirilmiş bir kısa yol aslında. Evet, çift ses yongası var. Birisi Beats Edition için özel birlikte gelen, HP ile birlikte gelen ses yongası. Bir de normal anakartın sunduğu ses yongası. İstersen diğer özelliklerine bakalım bilgisayarımızın. Bilgisayarımızın klavyesine baktığımız zaman oldukça geniş olduğunu görüyoruz. Çok rahat kullanabiliyorsun. Bu F tuşların üstünde gördüğün gibi çeşitli kısa yolları görüyorsun. Bu HP'ye özel olarak gelen kısa yollar. Gördüğün gibi ekranın parlaklığını açıp kısabiliyorsun. Fn tuşundan bağımsız olarak sesi kapatıp açabiliyorsun. Onun dışında hemen şeyden bahsedeyim, malzemesinden bahsedeyim. Alüminyum kasadan oluşuyor bilgisayar ama kasanın üstünde kauçuk kaplama bulunuyor. Bu klavyenin sağında solunda ve touchpad'in etrafında yer alan kısım kauçuk kaplama. Bu sayede ellerin terlediği zaman, bazı insanların elleri çok terler klavyede yazı yazarken. Ellerin terlediği zaman klavye üzerinden kaymıyor, rahatsız etmiyor. Çok da rahat temizlenebiliyor bu kauçuk malzeme.
Böylelikle hem sağlam hem de konforlu olması sağlanmış. Evet. Alüminyum malzeme oldukça sağlam plastik kasalara göre kıyasladığımızda. Ben baktığım zaman touchpad'i de yine standart modellere göre biraz daha büyük. Biraz daha duyarlı normal modellere göre. Gördüğün şuradaki dokunduğumuz yapı çok farklı normal modellerden. İstediğin her şeyi çok rahatlıkla tepki alabiliyorsun bilgisayardan yaptığın işlemlerde. Hiçbir sorun çıkarmıyor. Sağ sol tuşu da çok güzel dizayn edilmiş. Hiç bir burada çıkıntı vesaire bir şey yok. Çok rahat da kullanabiliyorsun gördüğün gibi. Hemen şundan bahsedeyim. Bilgisayarımızın ön bölümünde şurada BIOS logosunu gene görüyoruz bu bilgisayarın BIOS logosu. Şurada gördüğün gibi bir tane modül var. Bu modül parmak okuyucu aslında. Fingerprint dediğimiz. Parmak okuyucu normalde bu tarz bir yapıda olmuyor. Ama HP bu Beats Edition sürümünde bu tarz bir yapıda parmak okuyucu sunmuş kullanıcılara. Bu gerçekten güzel. Hemen istiyorsan yan tarafına bakalım biraz. Gördüğün gibi burada bir USB görüyorsun. Hemen bunu belirteyim USB ara birimlerini görmüşken. USB 3.0 özelliğini destekliyor. Mavi olmamasına rağmen. Mavi olmamasına rağmen. Yan tarafında HDMI var. Burada DisplayPort var. Şunu da belirtelim. Bu Intel'le gelen bir özellik aslında. Intel'in yeni anakart Yongaları Bluetooth 3.0 özelliğini destekliyor. Bu sayede bu bilgisayarda Bluetooth 3.0 var. Bluetooth'tan daha hızlı veri aktarabiliyorsun bu sayede kablosuz olarak. Şunu da belirtelim. Tabi Intel'in yeni Yongası'na gelen birçok özellik var. HP de bunu kullandığı için anti-thief de geliyor bununla birlikte. Hırsızlık önleme sistemi. Karşı hırsızlık önleme sistemi. Bu yüzden daha güvenli bu bilgisayar. Peki son olarak sana bir soru sorayım. Bilgisayarı hiç böyle müzik dinleme, video izleme şansın oldu mu? Yani Beats Edition fark yaratıyor mu senin için? Şu an için bizim için bir fark yaratmadı. Öyle söyleyeyim. Çünkü Beats kulaklıklarımız yok. Beats kulaklıklarımız olmadığı için Beats Edition'ın gerçek performansını göremedik. Ya yani biz beklerdik ki HP'den bu bilgisayarla birlikte bize kulaklığını da yollasın ve farkını görelim. Ama hemen şunu söyleyeyim, şunu belirteyim aslında. Bu bilgisayar birçok yazılımla beraber geliyor. HP'nin kullanıcılara sunduğu. Bu sayede güzel. Ama buna ekstra olarak Beats Edition'da Adobe Photoshop Elements ve Premiere Elements yazılımları geliyor. Bu sayede resim ve video işleme imkanı bulunuyorsun. Donanım özellikleri çok yüksek olduğu için bu Beats Edition'ın video işleme imkanım oldu ve resim işleme imkanım oldu bu makinede. Oldukça hızlı, çok başarılı. Video işlerken hiç HD videoları işlerken bile sorun çıkarmıyor. HD video demişken hemen web kamerasından bahsedelim. Web kamerası burada gözüme takıldı. Web kamerası da HD video kaydını olanak sağlıyor. HD görüşmeler de yapabiliyorsun. Ama mesela ben Skype'la denemek istedim. Skype'ın HD desteği yokmuş. O yüzden biraz düşürmek zorunda kaldık kaliteyi ama. Tabii internet bağlantısıyla da alakalı. Tabii internet bağlantınızla alakalı. Bunun dışında hemen şunu belirtelim. Normal şartlarda bu bilgisayarın pil ömrü 3 saat civarında. Ama ekran parlaklığını kısarak ve belli yazılımları kapatarak bu pil ömrünü uzatabiliyorsun. Hemen onu da göstereyim istersen sana. Bu arka taraf komple gördüğün gibi normal bilgisayarlarda farklı bir tasarıma sahip. Yine kauçuk malzeme kaymaması için. Burada masa üstündeki ayaklar var kaymaması için. Bu bilgisayarın pili nerede desem. Üst taraf mı alt taraf mı falan. Yani ikisi de birbirine eşit alt gözüküyor. Alt tarafta gördüğün gibi bir kapak tasarımı var. Şurada açma bölümü var. Şu şekilde açabiliyorsun. Açtığın zaman gördüğün gibi şu şekilde çıkıyor bu kapak. Ve burada sabit disk zaten vidalandığı için sana bir sorun çıkarmıyor. Çıkartıp takman çok zor. Vidalarını sökmen gerekiyor. Ama pil bu bölümde kalıyor. Sol bölümde. Çok güzel saklanmış. Özel bir ürün olduğunu kendini belli ediyor bu bilgisayar aslında. Son olarak belirtmek istediğim ürünün performansı oldukça yüksek. Masaüstü bilgisayardan hiçbir eksiği yok. Masaüstü bilgisayarda yapabileceğin her şeyi yapabilirdin. Ama HP keşke bize kulaklığını da gönderseydi de biz de ürünün Beats performansını görseydik. Onu buradan verememek üzücü. Benim söyleyeceklerim bu kadar ürün hakkında. Ben de hemen Türkiye'deki satış durumundan bahsedeyim. Birkaç gün içerisinde satışa çıkacak HP Envy Beats Edition ve fiyatı yaklaşık $2000 civarında olacak. Baktığımız zaman aslında alüminyum kasa, Core i7 işlemcili bir bilgisayar için iyi bir fiyat. Ayrıca Beats özelliği de var bunun yanında. Yalnız şunu belirtmek lazım, ürün Türkiye'ye sınırlı sayıda gelecek. Bu yüzden bu ürünü beğenenlerin biraz acele etmesi gerekiyor diyebiliriz. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.